Caddeleri birbirine dik ve paralel olan düzenli bir plana sahip bir şehrin farklı iki noktasında bulunan bir kuşla bir insan bu noktalardan birinden diğerine gitmek için kuş öklit metriğini kullanırken taksi ile gitmek isteyen insan öklit metriğinden başka bir metrik kullanmak zorundadır. Şu şekli bir inceleyelim. Başlangıç noktası orijin ve yatay eksen x ekseni düşey eksen y ekseni olsun ve düzgün planı olan bir yerleşim olsun. Burada bir A noktası var. A noktasının koordinatları x1'e x2 ve az ötede B noktası var. Koordinatları ise y1'e x2. Neden böyle dağınık koordinat verdikleri hakkında hiçbir fikrim yok. D noktası x1'e y2 ve C noktası da y1'e y2 olsun. Ve A'dan C'ye gitmek isteyen bir insana bir kuşu düşünelim. Ve bu ikisi arasındaki mesafe yatayda y2 kavramları değişmiyor ama şimdi yatayda y2'ler değişmediği için direkt diğerlerine bakacaksınız ya da bir önceki videolardan öğrendiğimiz gibi DC uzunluğundan da Pisagor bağıntısından da hesaplayabilirsiniz ama y2'ler değişmediği için y1 eksi x1'den bu mesafeyi bulabiliriz ve uzunluk negatif tanımlı olmadığı için mutlak değer metriğiyle gösteririz. Ve burada da yatayda x2'ler değişmediği için y1 eksi x1 yolu olur ve burada da düşeyde y1'ler değişmediği için y2 eksi x2 olur ve burada da tekrardan düşeyler yani x1'ler değişmediği için y2 eksi x2 olur. Ve birinci durum ikinci durum şeklinde özetlenmiş. Yani A'dan önce B, B'den sonra C'ye de gidebilir. Ya da A'dan D'ye, D'den C'ye gidebilir. Bu eğer insansa. Tabii kuş olsa kuş direkt buradan buraya uçar. Yani hipotenüs bağıntısını kullanır. En kısa mesafe. En uzun kenar olabilir ama en kısa mesafedir. Taksinin A'dan C'ye gitmesi için AB artı BC yolunu veya AD artı DC yolunu izlemesi gerekir. Bu durumda taksinin alacağı yol uzaklık fonksiyonu cinsinden yazılacak olursa D1XY şeklinde gösterilsin. Taksinin aldığı yol bu yol artı bu yol şeklinde gösterilebilir. Kolayca gösterilebilir ki D1 fonksiyonu metrik şartlarını sağlar. Bu metriğe R karede taksikap metriği denir. R karede tanımlanan bu metrik R üzerinde şöyle tanımlanır. Verilen ifadeyi hemen genelleştiriyoruz. R üzeri n'in elemanı sıralı n'ler olacağı için sıralı n'li kümesinden iki tane eleman aldım. Elemanları sıralı n'li şeklinde. Bunlar arasındaki mesafe de xi eksi yi şeklindedir. Gerçekten bakalım bu tutuyor mu? Yani bu genel formül bu R kare için sağlayacak mı? I eşittir birden 2'ye gitsin. O zaman ilk denklemimizi yazalım. X1 eksi Y1 artı X2 eksi Y2 şeklinde olması gerekiyor. Ve ben kontrol etmek istiyorum. X1 eksi Y1, X2 eksi Y2. Birebir aynısı yazılmadı ama mutlak değerin özelliğidir bu. Bunlar yer değiştirebilir. Sonuçta değişen bir şey sonucu etkileyecek bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla bunun gerçekten böyle olduğunu gördük. Şimdi taksikap geometrisi için bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben lisanstayken bir hocamız çizdiğim şekilleri görünce ilgisini çekmişti. Bu şekilleri sen mi çizmiştin demişti. Evet deyince de bana Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde taksikap geometrisiyle ilgilenen hocaların olduğunu ve oraya yönelebileceğimi söylemişti. Eğer taksikap geometrisini düşünen arkadaşlarımız varsa yani çizim odaklı gidilen bir bölüm düşünüyorsanız matematik bilimi için konuşuyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni düşünebilirsiniz.